Selamlar. Sizlerden sık sık aldığım bir soru var. Hocam, tam bana uygun işin ne olduğunu nasıl anlayabilirim? Tam uygun iş derken de hem başarılı olacağım, hem mutlu olacağım, hem kendimi tatmin edeceğim, yaptığım işten gurur duyacağım hem de tabii bütün bunlarla beraber para kazanacağım iş ne olabilir? İşin kötüsü bizim okullarımızda bu konuda genç arkadaşlara yardımcı olunmuyor. Herkes böyle El yordamıyla meslek hayatına atılıyor. Meslek hayatına atıldıktan sonra 2-3-5 yılda zaten böyle bir hızlı ne yaptığımızı bilmeden geçiyor. Sonra bir gün sorgulamaya başlıyoruz. Ya ben bu işi mi yapmak istiyordum? Benim için en doğru olan iş nedir? Daha evvel başka bazı videolarda ve podcastlerde bu soruna yanıtlar üretmeye çalıştım. Ama bugün çok somut bir ipucu vermeye çalışacağım ve çok pratik bir ipucu. Ve hemen kendi hayatınızı gözlemleyerek biraz da etrafınızdan geri bildirim alarak e, yararlanabileceğiniz bir ipucu. Ve bu ipucunu eğer iyi değerlendirirseniz hayatta size en uygun işin ne olduğunu çok kolay bulmaya başlarsınız. Evet ipucunu veriyorum. Kendinizin sizin başkalarından daha kolay yaptığı ne var hayatta? Kolayca yapı veriyorsunuz. Yani öyle bir şey ki bu herkes zorlanıyor, onun için eğitimler oluyor, kitaplar okuyor, çabalıyor, deneme yanılmalar yapıyor. Siz ise hemencecik yapıyorsunuz. Pratikçe, kolayca sanki o iş sizin adeta zihninizin, bedeninizin bir parçasıymış gibi doğal olarak akıyor. Bu ne ise, bu sizin yapmanız gereken iş, izlemeniz gereken kariyer yolu veya bir girişimci olacaksanız kurmanız gereken şirketin iş ile ilgili bilgi veriyor olabilir. Fakat tekrar söylüyorum, yapmak istediğiniz değil, yapmaktan hoşlandığınız değil, asıl mesele Kolayca yaptığınız, herkes zorlanırken sizin bir doğal akış içerisinde hallettiğiniz ne var? Benim için ne olduğu belli. Ben yazma ve okuma konusunda çok rahatım. Yazma konusunda bir edebiyatçı elbette değilim. Ama günlük hayatta işe yarayacak bilgileri anlamak, özümsemek, onları paylaşmak konusunda çok rahat birisiyim. O yüzden yıllardır blog tutuyorum. E bir de konuşmak konusunda iyiyim dinlediğim öğrendiğim bir şey insanlara aktarmak konusunda kuvvetliyim bunu çok doğal yapıyorum topluluk 10 bin kişi de olsa yapıyorum bir kişi de olsa kolay yapıyorum heyecanlanmıyorum heyecanlansam bile bu bana olumlu katkısı da bulunuyor bu benim doğal olarak iyi yaptığım şey buna karşın sporda süper yeteneksizim yemek yapmaya kalksam elime yüzüme bulaştırıyorum sosyal ilişkiler kurmak konusunda hiç de kuvvetli değilim vesaire vesaire onlarda hep özel gayret sarf etmem gerekiyor ben şanslıyım. Biraz geç bir yaşta da olsa bu özelliklerimi keşfettiğimden doğru işi seçtim şu ana kendimi ve o yüzden de kendime göre başarılı gidiyorum. Siz de yapmanız gereken bu. Doğal olarak iyi yaptığınız şeyi bulun. Bu her şey olabilir. Geçenlerde bir eğitimde bir hanımefendi dedi ki ya hocam dedi ben dedi e, doğal olarak iyi yaptığım şeyleri ben moda takibini çok severek yapıyorum. Ve dedi benim bir gözüm var. Modayı anlayabiliyorum. İnsanları bir sonra ne giymesi gerektiğini çözebiliyorum. İyi kötüden ayırt edebiliyorum. Ne iş yapıyor kızımız? Bankacı. Yani şimdi yapmayın bunu kendinize. Size zaten evren veriyor mesajı yapmanız gereken işi. Buradan modacı olacağınız anlamını çıkarmayabilirsiniz. Moda hakkında yorum yazıyor olabilirsiniz. Veya biraz daha genişletirsiniz derseniz ki asıl konu moda değil ben tasarım seviyorum. Ben estetik seviyorum oraya doğru evrileceğim diyebilirsiniz. Ama bu size doğal bir ipucu. Ve diyor ki e, hanımefendiyle biraz daha sohbet ettiğimde ben diyor gelecek yıl neyin moda olacağını falan hissediyorum diyor. Bir dükkana gittiğimde oradaki ürünlerden hangilerinin çabuk satılıp hangilerinin satılmayacağını da çok çabuk hissediyorum diyor. E dedim yani Cenabı Hak sana nasıl bir mesaj versin daha bankacı olma mesajını bağırarak vermiş. Lütfen kendinizin neyi kolayca yaptığını odaklanın ve bunu sakın küçümsemeyin. Çünkü bazımız hatta çoğumuz kolayca yaptığımız şeyleri küçümsüyoruz biraz. Sanıyoruz ki bu çok doğal ya. Bunu herkes kolayca yapar. Mesela şöyle yapıyoruz. Ben iyi konuşuyorum ya kolay konuşuyorum ya birisi konuşamayacak diyorum ki ya ne var bunda ya açık konuş işte. Değil, o onun için çok zor. O yüzden de bazen bu kolayca yaptığımız şeyin kıymetini anlayamıyoruz, değerini hissedemiyoruz. O çok değerli. Çünkü öbürleri zor yapıyorlar. Ve bu kolayca yaptığınız şeye odaklanır, onun etrafında yaratabilecek işler, kariyer fırsatları, neler konusuna bakarsanız mükemmel bir iş hayatına sahip olma ihtimaliniz son derece artmaya başlıyor. Eğer ebeveyseniz çocuklarınızı izleyin. Çocuklarınızın diğer çocuklardan daha kötü veya daha zor yaptığı şeylerle ilgilenmeyin. Diğer çocuklardan daha kolay ve bazen de daha güzel yaptığı şeylerle ilgilenin. Öbür taraf değil ana konumuz. Bizim ilgilenmemiz gereken alan kolay yapılan işler. Evet. Ne yazık ki insan doğası kendisiyle pek barışık değil. Hep başkalarının yaptıklarıyla ilgiliyiz. Mesela ben gençken, çocukken hep Basketbolcuları, sporcuları çok özenirdim. oynamaya çalıştım ama yok işte vermemiş Allah yani. Aynı basketbolda aynı hareketi hoca yanımdaki arkadaşı öğretiyor. iki dakikada kıvırıyor ben bir türlü beceremiyorum. Ama istiyordum niye? Çünkü basketçi olmak daha hoş. Belki o yıllar bu konuşma ve yazma becerilerimin daha farkında olsaydım ve bunun başkaları için ne kadar zor olduğunu, benim için ne kadar kolay olduğunu o zamandan görseydim belki şimdi çok daha başarılı bir yazar, belki uluslararası bir konuşmacı vesaire olurdum bilmiyorum ki geç fark ettiğim için bugünkü konumdayım. O yüzden sizi erken fark etmeye davet ediyorum. Çocuğunuz varsa çocuğunuzu gözlemleyin. Kendinizi gözlemleyin ve mutlaka kuvvetli, kolayca yaptığınız yerleri fark edin. Eğer siz bunu fark etmiyorsanız en yakınızdaki insanlardan geri bildirim alabilirsiniz. Belki onlar derler ki ya sevgili Ali ben hayret ediyorum şu iş nasıl kolay yapıyorsun ben çok zorlanıyorum. İşte orası sizin odaklanmanız gereken ana nokta. Evet. Bugünkü video podcast da bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir. Bu arada e, dün ilan ettiğim, bir önceki videomda podcast ilan ettiğim kilo verme çalışmalarına devam ediyorum. E, o yüzden de artık önünüze böyle boydan gözükmeye karar verdim. Şu anda gördüğünüz gibi gayet e, tombulum. O yüzden siyah giydim. Ama hayalim o ki 3 ay sonra e, karşınızda daha slim fit kıyafetlerle çıkıyor olacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Bu arada pek çok başka arkadaş da benle beraber bu mücadeleye girdiler. Sağ olsunlar paylaştılar. Kimi DM'lerden, kimi yorumlardan. Onların da performansı, değişim performansı izliyor olacağız. Çünkü ne demiştik? Kendimizi başkalarının önüne sorumlu kılarsak çok daha o işe kendimizi adıyoruz diye. Ben de o yüzden kendimi size borçlandırdım, kilo vereceğim dedim. İnşallah doğru yolda yürüyordur. Peki. Yeni videoda görüşmek üzere. Her zamanki gibi eğer beni beğenmişseniz, bu videoyu beğenmişseniz kanalıma üye olun. Ee, e, alt tarafta diğer sosyal medya kanallarım podcast kanalımla ilgili gerekli bağlantılar da var. Oralara gelirseniz süper sevinirim. Hoşçakalın. Lütfen çok kolay becerdiğiniz şeyleri bir bakın. İşte hayatınızın fırsatı orada yatıyor.